Numaralanmış cümlelerden hangisi? Özne, zarf tümleci, nesne yüklem biçiminde dizilmiştir. Birinci cümlede temin eder yüklem, temin eden ne şiir, özne. Neyi temin eder? Varlık sebebini, nesnemiz. Nasıl temin eder? Öznenin biricikliği üzerinden kısmı ise zarf tümleci. Buradaki öge dizilişine uygun değil. 2'de verili amaç veya koşullara bağlı kılınmak, Şiirin tabiatına şairin özgürlük şartına terstir cümlesinde terstir yüklem ters olan ne verili amaç veya koşullara bağlı kılınmak kısmı özne neye terstir şiirin tabiatına şairin özgürlük şartına kısmı ise dolaylı tümleç yine uygun değil. C'de güdümlü şiir şiir olmaktan çıkarak dili araç sallaştırır cümlesinde araç sallaştırır yüklem. Araçsallaştıran ne? Güdümlü şiir özne. Nasıl araçsallaştırır? Şiir olmaktan çıkarak kısmı zarf tümleci. Neyi araçsallaştırır? Dili kısmıysa belirtili nesnemiz. Aradığımız öge dizilişini bulduk. Ancak diğerlerine bakalım. Oysa şiir dille özne arasındaki her türlü araçsal unsuru ortadan kaldırarak özneyi bütün kendiliğiyle görünür ve var kılma cehdinin bir yansımasından ibarettir cümlesinde dille kısmıyla başlayarak ibarettir kısmına kadar tamamı yüklemdir. İbaret olan ne desek oysa şiir cevabını veririz öznemizdir. Yine uygun değil. Verili olanın yerine o öznenin kendiliğini ve kendi olma bilincini tasavvur ve imgelemini koyar cümlesinde koyar yüklem. Koyan ne? Verili olanın yerine o kısmı öznemiz, neyi koyar? Öznenin kendiliğini ve kendi olma bilincini, tasavvur ve imgelemini kısmı belirtili nesnemiz. Yine buradaki öge dizilişine uygun değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir? Eğer gerçekten sahip olduğumuz biricik şey içinde bulunduğumuz an ise ve sahip olmadığımız bir şeyi yitirmemiz de mümkün olmadığına göre birisinin elimizden alabileceği tek şey yaşadığımız andır. Burada yaşadığımız andır kısmı yüklem. Yaşadığımız an olan ne diye sorsak eğer gerçekten sahip olduğumuz biricik şey diye başlayıp elimizden alabileceği tek şey diye bitirilen kısmın tamamı özne olmalı. Çünkü burada anlam bakımından birbirini tamamlayan sözcükler var, ayıramayız. Eğer sözcüğü ise cümlede kesinlik, sıralama, sınırlandırma, olasılık ve benzeri durumlar ifade eden sözcükleri zarf tümleci kabul ediyorduk. Bu nedenle zarf tümleci özne ve yüklemle doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümlenin öge dizilişi, özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem biçiminde olur. A seçeneğinde uğrayabilir yüklem. Ne zaman uğrayabilir? Zaman içerisinde cevabını alırız. Zarf tümleci. Neye uğrayabilir? Değişimlere dolaylı tümleç şeklinde olur. Burada aradığımız şekliyle dolaylı tümleç nesne diye devam etmediğinden aradığımız cevap değildir. BD aşılamaktadır yüklemdir. Aşılamakta olan ne? Çocuğun içinde yetiştiği kültür öznemiz olur. Ne aşılamaktadır diye sorsak birçok değer, gelenekler, görenekler ve yaşam yapısı cevabını alırız. Bu kısım nesnemizdir. Kime aşılamaktadır? çocuğa donaylı tüneç. Aradığımız cevap geldi ancak diğerlerine bakalım. çocuğa genetikten gelen özellikleri de şekillendirir kısmı şekillendirir yüklem şekillendiren ne çocuğun içinde yaşadığı kültür yine öznemiz olur neyi şekillendirir çocuğa genetikten gelen özellikleri kısmı nesnemiz olacaktır yine aradığımız cevap değil İleri evrilerek farklı bir şekle girebilir cümlesinde ise girebilir yüklem girebilen ne yine çocuğun içinde yetiştiği kültür nasıl girebilir ileri evrilerek kısmı zarf tümlecimiz neye girebilir farklı bir şekle dediğimizden burası da yine nesnemiz olacaktır ve aradığımız cevap değil. Elbette çocukta bir ömür taşıyacağı bir iz bırakacaktır diye devam ederse bırakacaktır yüklem bırakacak olan ne? çocuğun içinde yetiştiği kültür. Ne bırakacaktır? Çocukta bir ömür taşıyacağı bir iz kısmıysa nesnemiz Elbette sözcüğü ise zarf tümlecimiz olacaktır. Yine aradığımız cevap değil. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Bu dizelerden hangisi başka bir dizenin ögesi durumundadır? Bir devlete benzetiyorum kendimi dizesi. Benzetiyorum yüklem. Kimi benzetiyorum? Kendimi belirtili nesne. Neye benzetiyorum? Bir devlete dolaylı tümleç olduğundan başka bir dizenin ögesi durumunda değildir. İçimdeki hükümetin gidişini anlamıyorum cümlesinde ise anlamıyorum yüklem, neyi anlamıyorum içimdeki hükümetin gidişini kısmı yine belirtili nesnemiz, yine başka bir dizenin ögesi durumunda değildir. Hemen mesut ve zengin oluyorum cümlesinde oluyorum yüklem, ne oluyorum diye sorsak mesut ve zengin cevabını alırız özne. Ne zaman oluyorum hemen zarf tümleci yine burada tamamlanmış bitmiş bir yargı var ve başka bir dizenin ögesi durumunda değildir. Nedense geçmiş günler unutuluyor cümlesinde unutuluyor yüklem unutulan ne geçmiş günler kısmı özne nedense kısmı ise zarf tümleci yine başka bir dizenin ögesi durumunda değildir. Üçe bakarsak. Yıllar ötesini düşünür düşünmez dediğimizde tamamlanmamış bir yargı var ve sanki ne zaman sorusunun cevabı olacak şekilde gelmiş. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerde verilen altı çizili bölümlerden hangisi bir cümlenin herhangi bir ögesi değildir? Burada hey benim koca kafam seslenme içerdiğinden cümle dışı unsur kabul edilir. Bu nedenle herhangi bir öge değildir ancak diğerlerine bakalım. Ağzımın içindedir kısmı, tatlar ağzımın içindedir diye tamamlandığından yüklemdir. Sesler kulaklarımın derinliğindedir dediğinde yine kulaklarımın derinliğindedir kısmı bir isim tamlaması ek ilem olarak yüklem olduğundan yüklemdir. Kelimeler dilimin ucundadır, kalamaz kısmındaysa kalamaz yüklemdir. Kalamayan ne diye sorsak kelimeler cevabını alırız öznedir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkçede eylem cümlesinde özne, nesne ve yüklemden birer tane bulunurken zarf tümleci, dolaylı tümleç ve edat tümlecinden farklı biçimleriyle birden fazla da bulunabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir cümlede Birden fazla aynı öge kullanılmıştır. A seçeneğinde bu işlerin bitmesini ben de en az senin kadar istiyorum cümlesinde istiyorum yüklem, neyi istiyorum? bu işlerin bitmesini nesne, isteyen kim? ben öznemizdir. Ne kadar istiyorum? en az senin kadarsa zarf tümleci. Birden fazla aynı ögeden bulunmamış. B'de adının anlamını bilmeden Adımın anlamını sorman tuhaftı cümlesinde tuhaftı yüklem tuhaf olan ne? Adımın anlamını sorman kısmı özne. Ne zaman adının anlamını bilmeden zarf tümleci yine aynı ögeden birden fazla bulunmamış. Kitaptaki zor sorularla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım cümlesinde anlayamadım yüklem. Ne zaman anlayamadım kitaptaki zor sorularla uğraşırken zarf tümleci, neyi anlayamadım zamanın nasıl geçtiğini ise belirtili nesnemiz yine aradığımız cevap değil. D.D. Türkçe dersine niçin alınmadığını eve gidince annene güzelce anlatmalısın cümlesinde anlatmalısın yüklem, neyi anlatmalısın Türkçe dersine niçin alınmadığını kısmı belirtili nesnemiz. Ne zaman anlatmalısın eve gidince kısmıysa zarf tümleci. Kime anlatmalısın annene dolaylı tümleç. Nasıl anlatmalısın güzelce kısmıysa yine zarf tümlecimiz. Doğru cevabımız geldi ancak en seçeneğine de bakalım. Sana yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmamalısın cümlesinde. Unutmamalısın yüklem. Neyi unutmamalısın? Sana yapılan iyilikleri kısmı belirtili nesnemiz. Ne zaman unutmamalısın? Hiçbir zaman kısmıysa zarf tümleci. Yine aradığımız cevap değil. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yüklemi fiil soylu sözcüklerde vurgu yükleme en yakın sözcük ya da sözcük grubundadır. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurguludur? B seçeneğinde bir çay içmek için bu havada o kadar yol gidilmez cümlesinde Gidilmez yüklem Gidilmeyen ne diye sorsak O kadar yol cevabını alırız Öznemizdir Vurgu öznededir C'de aradığın kitabı yalnızca üniversitenin kütüphanesinde bulabilirsin cümlesinde Bulabilirsin yüklem Nerede bulabilirsin Yalnızca üniversitenin kütüphanesinde cevabı dolaylı tümlecimizdir Ve vurgu dolaylı tümlecin üzerinde olur D'de iki gün önce başlayan yağmur Tüm şiddetiyle devam ediyor cümlesinde yüklem devam ediyordur. Nasıl devam ediyor tüm şiddetiyle diyebildiğimize göre buradaki zarf tümlecimiz ve yükleme en yakın öge olduğundan vurgu zarf tümlecindedir. E'de çocukluk günlerimden yalnızca bu fotoğrafım var cümlesinde yüklemimiz var sözcüğüdür ve isim soylu bir sözcük olduğundan vurgu yüklemdedir. A'da bana tavsiye ettiğin gömleklerden hiçbirini beğenmedim cümlesinde ise beğenmedim yüklem. Neyi beğenmedim? Bana tavsiye ettiğin gömleklerden hiçbirini dediğimizde belirtili nesneyi buluruz. Ve yükleme en yakın öge olduğundan aradığımız cevap olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ayraç içinde belirtilen ögeyi buldurmaya yönelik değildir? A seçeneğinde okuduğun kitabın arasından ne çıktı sorusuna cevap verelim. Gül çıkmış olsun. Cümlemiz okuduğun kitabın arasından gül çıktıysa eğer çıktı burada yüklem. Çıkan ne diye sorsak gül cevabını veririz. Özneyi buldurmaya yöneliktir. B'de geçen akşam beni orada niçin tek başıma bıraktın cümlesinde bıraktın yüklemdir ve yükleme sorulan niçin sorusu zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir. Dinçer Hoca derste kimin şiirini okudu cümlesine yine cevap verelim. Onun şiirini şeklinde bir cevabımız olsun. Okudu burada yüklem. Okuyan kim? Dinçer Hoca özne. Neyi okudu diye sorsak onun şiirini cevabını vereceğimizden yine belirtili nedir? doğrudur. Onun söylediklerinden herhangi bir şey anladın mı cümlesinde ise mımi soru ekiyle oluşturulan soru cümlelerinde bu ekten önceki ögededir soru anlamı. Anladın burada yüklem olduğundan yine yüklemi buldurmaya yöneliktir. Ede arkanda sakladığın hediye kimindi sorusuna yine cevap verelim. Arkamda sakladığım hediye onundu olsun cümlemiz. Burada onundu yüklem olur. Çünkü ek eylem alarak yüklem olan bir zamirimiz mevcut. Özne olmadığından doğru cevabımız en seçeneğidir. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Herkes kendi boşluğunu bir parça duygu ile doldurmak, kendini süslemek istiyor cümlesinde istiyor yüklem, isteyen kim, herkes, özne, ne istiyor, kendi boşluğunu bir parça duygu ile doldurmak, kendini süslemek cevabı ise belirtisiz nesnemiz. Bu nedenle doğru cevabımız özne, belirtisiz nesne ve yüklemle D seçeneğidir. Yüklem bir cümledeki temel ögelerdendir. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru sormayız. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek çeşitli anlam ilgileri kurarak yüklem olabilir. Ayrıca yüklemler tek sözcükten oluştuğu gibi söz grubundan da oluşabilir. Yüklemle ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin söz grubundan oluştuğu söylenebilir. A seçeneğinde adamın üzerinde giyilmekten yıpranmış bir kazak vardı cümlesinde yüklemimiz vardı sözcüğündedir ve söz grubundan oluşmaz. B'de ilkokul arkadaşlarımdan hiçbirinin simasını hatırlamıyorum cümlesinde hatırlamıyorum yüklemdir ve yine söz grubundan oluşmaz. C'de kitap okuyan insanlardan kimseye zarar geleceğini düşünmüyorum cümlesinde düşünmüyorum yine yüklemimiz ve tek bir sözcükten oluşur söz grubu değildir. D'de ilk kez görüşüyor olmamıza rağmen aramızda uzun yıllara dayanan bir dostluk bulunmaktaydı cümlesinde bulunmaktaydı yüklemimiz ve yine tek bir sözcükten oluşmuş söz grubu değildir. E'de cebinden çıkardığı mektup acı dolu günlerinin tek hatırasıydı cümlesinde bu defa yüklemimiz acı dolu günlerinin tek hatırasıydı kısmı. Burada tamlamalardan ibaret bir söz grubu bulunduğundan ayıramayız tamamını almak durumundayız yüklem olarak. Doğru cevabımız bu nedenle E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğinde çıkıyordu yüklem. Nereden çıkıyordu? Dilimizin güzelliğini korumak ve gelişimine katkıda bulunmak gibi önemli işlevleri olan TDK'den kısmının tamamı dolaylı tümleç. Ne zaman çıkıyordu her ay zarf tümleci. Çıkan ne diye sorsak yeni bir çalışma kısmıysa özne. Burada bir yanlışlık yapılmamış. C'de Götürür yüklem, götüren ne yeni kitapların kokusu kısmı özne. Kimi götürür beni belirtili nesnemiz. Nereye götürür eski günlerdeki kitapsız geçen günlerime kısmıysa dolaylı tümleç. Yine herhangi bir yanlış söz konusu değil. D seçeneğinde yazmış yüklem. Nerede yazmış? Son mektubunda kısmı dolaylı tümleç. Nasıl yazmış? Özlemle dolu sözcüklerle kısmı ise zarf tümleci. Neyi yazmış? Beni ve kardeşimi çok özlediğini ve en kısa zamanda yanımıza geleceğini kısmının tamamı ise belirtili nesne. Yine bir yanlışlık yapılmamış. E seçeneğinde yardım edin kısmı yüklem. Ne zaman yardım edin bir insanın çaresizliğine tanık olduğunuz zaman kısmı zarf tümleci. Niçin yardım edin onun yaralarını iyileştirmek için cevabı ise sebep bildirdiğinden yine zarf tümleci. Nasıl yardım edin var gücünüzle kısmı yine zarf tümleci. Burada farklı soruların cevapları olduğundan her birini ayrı ayrı ayırıp belirtmeliyiz. Kime yardım edin ona kısmıysa dolaylı tümleç. Yine bir yanlışlık yapılmamış. Doğrudur. B'de evin ikinci katındaki odasından gürültülü bir şekilde çalışan inşaat işçilerinin işlerini ne zaman bitireceğine bakıyordu cümlesinde. Bakıyordu yüklem. Nereden bakıyordu? Evin ikinci katındaki odasından kısmı dolaylı tümleç. Burada bir yanlışlık mevcut değil. Ancak neye bakıyordu sorusunun cevabı gürültülü bir şekilde çalışan inşaat işçilerinin İşçilerin ne zaman bitireceğine kısmının tamamı dolaylı tümleç olmalıydı, ayırmamalıydı. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir.